Günaydın arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle, zaten bu videoya tıklama nedeniniz büyük ihtimal başlıktan da anlamış olduğunuz üzere, çok farklı, daha önce kanalımda hiç yapmamış olduğum bir şey yapacağız. Bu video aslında yurt dışında böyle 7-8 ay önce bayağı bir patlamıştı. Bütün böyle ünlü fenomenler vesaire hepsi bu videodan yapıyordu. Saçım çıkmış bu arada, çok kötü bir saniye. O zamandan beri aklımda hep yapmak vardı. Daha sonra Türkiye'de ilk kez Simla yaptı. Onun da videoları aşağıya koyarım. Bu videodan sonra izlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakacağım. Ben de artık üşenmeyi bıraktım ve yazdan beri listemde olan bu videoyu çekmeye karar verdim bugün. Saat şu anda 9. Ben aslında 7'de uyandım. Biraz uykusuz kaldım ama bugün gerçekten güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan direkt ilk anketimizi yapalım bence. İlk anketimiz tabii ki de saçımdan da anlamış olduğunuz üzere saçlarımla alakalı olacak. Duştan çıktım. Saçlarımı daha kurutmadım. İlk anket de sizlere dalgalı mı veya düz mü sorusu soracağım. Çünkü ben normalde saçlarımı kurutmuyorum ama birazdan dışarıya çıkacağım için saçlarımı kurutmak zorundayım. Kuruttuğumda da şekil vermezsem gerçekten çok bakımsız gözüküyor saçlarım. O yüzden kısaca ilk anketimizle şu anda başlıyoruz. Acaba yüzüme filtre mi koysam sanki? Filtre koysam biraz iyi olabilir gibi geldi. Gerçi Instagram filtrelerini pek beğenmiyorum ama... Sizce bugün saçlarımı nasıl yapayım? Düz, dalgalı. Ve ilk anketimi gönderiyorum. Bu anketin sonucunu 5 dakika bekleyeceğim. Bütün anketleri 5 dakika bekleyeceğim. Çünkü bugün gerçekten vaktim az. Daha doğrusu bu sabah vaktim az. O sırada da saçlarımı haliyle bir tarayacağım. Tarayacağım. Bu arada eğer benden böyle hani makyajımı da takipçilerim seçiyor tarzında videolar isterseniz aşağıya yazın. Bir de böyle videolardan haberdar olmak için ya da böyle bir videoların içeriğine katılmak için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bakalım sonuç ne gelecek, gerçekten çok merak ediyorum. Kaç dakika oldu acaba atalı? Bakalım. 2 dakika olmuş daha. 3 dakika daha bekliyorum. İşte ben böyle yapıyorum hep. O kadar dandik koyuyorum ki yerlerine. Diğer tripoduma geçtim. O yüzden açı birazcık değişmiş olabilir. Hazır anketin sonuçlanmasını bekliyorken saçlarımın kurutma olayını da aradan çıkartayım dedim. Önce bir ortadan ayırayım. Saçlarımın tam ortası neresi? Asla bilmiyorum. Ve şöyle ince uçlu bir tarak olmadan da, hatta olduğunda bile ayıramıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi oldu. Çok da uğraşmıyorum. Arkadaşlar, terden öldüm şu anda. Saçımın tabii ki de ayrımı yine bozuldu. Size de böyle oluyor ama siz ayırıyorsunuz. O kendi bildiği tarafa gidiyor. Şimdi ilk sonucumuza bakacağız. Gerçekten çok heyecanlandım şu anda. Bakalım sonuç ne geldi. Dalgalı. Niye dalgalı dediniz ya? Ben düz istiyordum. Dalgalı da çok şey gözüküyorum. Nasıl desem? Yaşımdan daha büyük gözüküyorum. Ama dalgalı dediğiniz için bugün dalgalı yapacağız. O sırada ben de saçımı yaparken diğer bir anketi oluşturayım. Makyajım nasıl olsun? Doğal mı yoksa eyelinerlı mı? Bu taraftan sanki daha iyi. Bugün makyajım nasıl olsun? Doğal, eyelinerlı. Ve ikinci anketimi de şu anda paylaşıyorum. Ben de o sırada saçımı yapmaya başlayayım. Bu ısınsın. O sırada ilk durağımızdan bahsedeyim size. İlk olarak tırnaklarımı yaptırmaya gideceğiz. Görmüş olduğunuz üzere bir tanesine nazar değdi. Aramızdan 3 haftanın sonunda ayrıldı. İlk başta şöyle ayıracağım. Alttan iki tutamla başlayacağım. Ben dalgaları genel olarak maşa kullanmayı sevmediğim için büyük büyük yapıyorum. Çok uğraşmıyorum. Bu şekilde oluyor. Tabii böyle kalmayacak. Dağıtacağım ben. Gerçekten çok merak ediyorum acaba. İnşallah doğal makyaj kazanmıştır.
eyelinerlı. Bugün gerçekten benim istediğim hiçbir şeyi seçmiyorsunuz. Umarım diğer şeylerde de böyle benim almak istediğim şeyleri seçmemezlik yapmazsınız. Yoksa gerçekten çok üzülürüm. Bu video benim için fail olur yani. Ve bitti dermişim. Tabii ki de bitmedi, böyle bırakmayacağım. Büyük bir tarak yardımıyla açıyorum. Dağıtmaya çalışıyorum. Dalgalı saç konusunda özürlüyüm denilebilir. Bakın ben size çok büyük duruyorum demiştim. Hiçbir tarafını beğenmedim ya. Üzüldüm şu anda. Şimdi ben en azından ten makyajıma başlayayım. Bu arada arkadaşlar, arkamdaki dağınıklık için gerçekten çok özür dilerim. Onların hepsi arabaya inecekler. O yüzden orada duruyorlar. İçerisinde de bütün torbaların, satılacak eşyalarım var. Nerede satıyorum vesaire, bununla ilgili detayları Instagram'da beni takip ederseniz bulabilirsiniz. Özellikle ürün yüklediğimde falan da zaten paylaşıyorum. Böylece daha sık yüklediğim zamanlardan haberdar olabilirsiniz YouTube'a oranla. Şimdi ilk başta bir fondöten sürelim. Makyajımın %89'unu bitirdim. Eyeliner ve rujum kaldı. Eyeliner için farklı bir şey deneyeceğim. NYX'in eyeliner'ı bayağı bir öneriliyordu. Onu alıp geliyorum hemen. Şu Epic Ink Liner bayağı popüler bir eyeliner. Herkes çok övdü bunu. Ben daha hiç kullanamadım. Bana geleli de bayağı oldu ama açmaya kıyamamıştım. Ucu Kat Von D'nin eyeliner'ına benziyor. Fırçalar böyle birleşmiş gibi. Umarım Kat Von D kadar da güzeldir. İlk defa deneyeceğim, bakalım. Bu süreci kameraya almayacağım çünkü çok geriliyorum ve çirkin çekiyorum açıkçası. O yüzden eyeliner'ımı çektikten sonra görüşürüz. Ve eyeliner'le bir makyajla karşınızdayım. Gerçekten zor bir süreç geçirdim bu eyeliner'ı çekerken. Elim alışık olmadığı için bir kere yaptım, sildim. Sonra ikinciyi yaptım. Bu da çok güzel olmadı. Normalde daha güzel eyeliner çekebiliyorum. Ama bununla idare edeceğiz. Ruj sürmedim çünkü şimdi seçeceğimiz kıyafete göre süreceğim. Kıyafetlerimizden birincisi bu. İkinci seçenekte bu triko bir pantolon. Böyle İspanyol paça, gerçekten çok güzel bir pantolon. Üzerine salaş bir tişört. Hangi kombin yazıyorum? 1, 2. Bu kombinlerden hangisini seçseniz asla fark etmez. Çünkü ikisini de gayet severek yaptım. O yüzden içim rahat. Ve aradan herhalde 15 dakika geçmiştir. O sırada kahvaltı falan yaptım. Hiç sonuca bakmadım. Kamerada doğal bir sonuç olsun diye. Şimdi birlikte sonuca bakıyoruz. Bakalım hangisi? Birinci kombin. Güzel. Zaten uzun zamandır o kazağı giymek istiyordum. Evet, iyi oldu ama ikinci kombin de aşırı rahat bir kombindi. O zaman hemen giyinip geliyorum. Ve sizin seçtiğiniz kıyafet de bu şekilde oldu. Bu arada saçım bayağı bir söndü fark ettiyseniz. Çok değişik bir hal alıyor. Neyse, idare edeceğiz bugün. Şimdi ruj olarak da sanırım şu mer rengini kullanabilirim. Bence güzel oldu. Bunu da yanıma alayım. Bu iyi, güzel de omuzda şöyle durması çok zor bir şey ya. Hareket ettikçe yukarıya çıkıyor. Gıcık oluyorum. Neyse, ben şimdi çıktım. Her zamanki gibi ışıklarda bekliyorum. Umuyorum ki bir 50 dakika, 1 saat gibi bir sürede orada olurum. Oraya gittiğimizde tekrardan görüşürüz. Ve geldik arkadaşlar. Geldim. Tırnaklara başladık. Ne kadar uzadığını size göstereceğim kalıcı ojenin altında. Şok olacaksınız. Benim normal tırnaklarım asla bu kadar uzayamam. Ama kalıcı oje sayesinde bayağı uzadı. Şimdi iki tane seçenek arasında kaldım. Size de göstereyim. Bu ikisi arasında bir tercih yapmanızı isteyeceğim Instagram'da. Sanırım solu seçecekler ama. Bu da değil mi? Evet. Bence bana böyle geliyor. Bu şekilde yaptım. Gerçi ikisi de güzel ama sanırım sağdakini merak ediyorum. Çünkü Emine'nin tırnaklarında şu anda sağdaki var. Ve çok güzel duruyor. Ama soldaki de güzel. Çok kararsız kaldım. Bakalım siz ne diyeceksiniz.
şimdi çıktım. En son istediğiniz renk buydu. Yani benim tahmin ettiğim güzel oldu ama tırnaklarımı biraz daha sivrelttik uçları. Çok güzel oldu. Bayıldım yani. Çok mutluyum şu anda. Aşırı acıktım. O yüzden arabayı park ettiğim alışveriş merkezine yemek yemeye gideceğim büyük ihtimal. Ne yemek yiyeceğimi de sizler seçeceksiniz yine. Şaşırır mısınız bilmem ama canım tavuk dünyası çekiyor şu anda. Onun yanında ekstradan size seçenek olarak sunabileceğim bir de Arby's var. Sizlere seçenekleri sunuyorum. Tavuk dünyası mı, Arby's mi? Daha anketi yapalı 2 dakika oldu ama bu sonuçlara göre yiyeceğim çünkü şu anda açlıktan ölüyorum. %63 tavuk dünyası diyor, %37 de Arby's diyor. Tabii ki de tavuk dünyası yiyeceğim. Zaten canım tavuk dünyası çekiyordu. Ay vallahi Ali nazik aldım tavuk dünyasından. Direkt gömülüyorum bunu arkadaşlar. Çok güzel doydum. Aydın bana hala geri dönüş sağlayamadığı için ben de şimdi bir ayakkabı bakacağım kendime. Uzun süredir gerçekten düzgün bir ayakkabı almak istiyorum. Hep aynı ayakkabıyı giyip duruyorum. O yüzden sıkıldım. Yeniden beyaz bir ayakkabı almam lazım. Şaşırttı mı? Hayır. Beyaz ayakkabıdan gerçekten vazgeçemiyorum. Ve dün aslında baktım ayakkabı biraz. Aklımda birkaç tane seçenek var. Sizlere sunacağım bu seçenekleri, hangisini isterseniz onu alacağım kısaca yani. Ömürlük giyeceğim ayakkabıyı da siz seçeceksiniz. Bir şuna baktım. Stan Smith'in bu hologramlısı. Bunlar bayağı popülerdi. 385 lira. Bir de şuna baktım. Stan Smith'le aralarında 170 lira fark var. Bu da güzel aslında. İkisi de aynı fakat kumaşları biraz farklı. Bu arada ben Puma'nın ayakkabılarını beğeniyorum gerçekten. Ha bir de buna da bakmıştım ama bu çok Air Force'a, yok Air Force değil, hatırlamıyorum adını da, yine Air'lerden birine benziyor Nike'tan. O yüzden bunu almaktan vazgeçtim. Adidas'la Puma arasında kaldım. Hatta şimdi sizlere de sorayım. Dün denemiştim zaten, fotoğrafını çekmiştim anneme atmak için. Şöyle koydum ve bunu gönderiyorum. Bakalım ne çıkacak. Heyecanlı bekleyiş. Bu arada ben bütün spor ayakkabılarımı çocuk bölümünden alıyorum arkadaşlar. Spor markalarının çoğunda çocuk bölümündeki ayakkabılar 39 numaraya kadar gidiyor. O yüzden benim de ayağım 37 olduğu için gayet rahat bir şekilde çocuk bölümünden, aynı zamanda kadın bölümünde olan ayakkabıları da bulabiliyorum. Ve ayrıca çok 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 daha ucuz oluyor. Böyle bir taktik de vermiş olayım size bu videoyla. Bunu önceki videolarımdan birinde söylemiştim ama sanırım o videoyu sildim. Onu izlemeyenler için de böyle güzel bir taktik olsun. Aradan 2 dakika geçti ve %46, %54. Ben halbuki Puma'yı daha çok beğenmiştim ayağımda. Ne yapacağım şimdi? Şu anda 3 dakika oldu ve sol öne geçti. Çok mutluyum. İnşallah 5 dakika sonra da sol önde olmuş olur. 5 dakika oldu ve kazanan sol Puma oldu arkadaşlar. Puma'yı alıyorum. Şu anda çok mutlu oldum. Ayakta duruşu da böyle. Çok beğendim. Tabii ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. Ve aldım arkadaşlar. Çok mutluyum, artık yeni bir ayakkabım var. Fakat halim kalmadı yani. Eve gidip yatmak istiyorum. Bu videoyu editlemek istiyorum. Otopark parasını ödedim onun için. Saçma yollara falan girdim. Anlamış değilim. Şimdi çıkıyorum. Eve geçiyorum. Evde farklı birkaç bir şey yaparız belki. Onu gösteririm. Bir de aynı zamanda biraz tepki almaya başladım her şeyi sormaya başlayınca. Biraz bir ara vereyim dedim böyle biraz. Bir durayım. İnsanlar bir nefes alsınlar. İnsanlar bir rahat bırakayım, bir seçim yapmak zorunda kalmasınlar dedim. Ben tam karşılaştık yolda. Daha doğrusu otoparkta. Sonunda gelmiş bulunmaktayız. Aydın! Hoppala! Şu şekilde göçeme bir hayat. Ben tam çok ağır. Hep ben taşıyorum o tarz seni. Ne oldu? Ödünü bugün bir kullandım. Zımba. Ben soygar içtim bugün. Vallahi. Ama zımba değilim o kadar. Of arkadaşlar, ben biraz uyudum. Uyumuşum. Çok azıcık. Minnacık. Sizi buzdolabının içine koyuyorum. Bunu da yapmadım demem. Acık aldım, yedin mi? Evet. Yemedin. Şu anda yalan söyledin bana. Malzemelerimiz mısır ekmeği, yoğurt. Mısır ekmeğini alıyorsunuz ve şöyle parçacık haline getiriyorsunuz bunları arkadaşlar. Normal yemek yerine bile yenilebilecek bir şey. Şimdi bu şekilde bir hal aldı bu. Vallahi akşam yemeği için size seçenek sunamadım. Çünkü bu akşam menümüz sadece bununla ibaret. Böyle karıştırıyorum. Ve hazır. Bakayım tadını. Yıldızlar kadar parlak, İzmir kadar eşsiz. Volkan Beykoz.
Sizi çiçeğin saksısına koydum. Umarım düşmezsiniz. Bir anket daha yapacağız. Bu ankette kitap okumak mı yoksa bu videoyu editlemek mi? Bakalım hangisini seçeceksiniz? Büyük ihtimal edit yap diyeceksiniz. Hangisini yapsam? Edit, kitap okuma. Yemeğimi yedim. Sonuca bakacağım. Daha hiç bakmadım kamerayı açmadan. %53 edit yap. %47 kitap oku. Zaten edit yapmam daha iyi olur çünkü yarına bu videoyu yetiştirmiş olurum. Şimdi ben edite oturacağım ama editten önce ilk önce bir makyajımı silmem lazım. Görmüş olduğunuz üzere tipim kaydı gözümü ovuşturmaktan falan. Daha sonra temiz bir yüzle oturmayı düşünüyorum edite. Şimdi size makyajımı temizledikten sonra yapacağım maskeleri soracağım. Şu şekilde hem burna hem göz altına kullanılan bir maske mi yapayım yoksa böyle bir kil maskesi mi yapayım? O sırada makyajımı temizleyeyim. Sonra sonuçta bakınca da en son halimden tekrardan görüşürüz. Hangi maske? Solsa. Ve gönderdim. O zaman makyajımızı çıkarmaya geçelim. İlk önce şu saçlarıma bir önümden alacağım. Ay yanlış taktım galiba. Bir saniye yeniden takayım. Bu arada Aydın içeride oyun oynuyor. Silah sesleri o yüzden geliyor. Şu üstten kaba bir kirliğini yapalım yüzümüzün. Aa hemen çıktı. Ne güzel. Ve şimdi asıl derin temizliğe geçiyoruz. Genelden bir yayıyorum jeli. Sonra derinlemesine tek tek böyle 15 saniye duruyorum her bölgenin üstünde. Bu arada şuramda deli dehşet bir sivilce çıktı görüldüğü üzere. Tam sıkıp patlatmalık. Gerçi bunun üzerine ilaç sürsem hemen geçer de. Bilemedim. Şimdi ben... Aa telefonumu almayı unutmuşum. Telefonumu alıp geliyorum. Sonucumuza bakalım. Aa Origins kazandı. Beklemiyordum Origins'in kazanmasını. Tamam, Origins'i uygulayalım. Acaba bunu yüzümün her yerine uygulamalı mıyım? Ben bunu bütün yüzüme uygulamam çünkü benim cildim zaten çok kuru. Sadece siyah noktalarımın yoğunlukta olduğu yere uygulayacağım bunu. Gözeneklerin olduğu yere de taşırıyorum. Gerçi bu tarzda maskeleri aslında böyle duştan çıktıktan sonra yapmak en sağlıklısı. Bir de çeneme uygulayacağım. Burnumun üstüne biraz daha uygulayabilirim sanki. Tamamdır. Ve sivilcemin üstüne de gelsin. Ne kadar duracakmış bu? Kuruyana kadar bekleyip su ile iyice durulayınız yazıyor. Ekleyelim bakalım. O sırada ben de edit yapayım. Şu anki tipim çok iyi değil farkındayım. Ama ev hali. Durmaksızın edit yapıyorum. Mala döndüm artık o sırada fark etmeden. Soymuşum bunu yani. Artık yıkamanın vakti geldi. Bu arada bloncho'nu editledim. Artık şu kısımları kaldı. Büyük ihtimal perşembe günü. Yani sizin bunu izlediğiniz gün zaten yayında olacak. O yüzden çok mutluyum ve gururluyum. Hadi yıkayalım. Aa yumuşacık yaptı. Bu kadar iyi miymiş ya? Hatta sivilcemi de çıkarttı galiba. Bu sivilcenin çıkmasının sebebi dün fast food yemiş olmam. Üzerine de tekrardan fast food yemiş olmam. Neyse patladı artık. Demek ki kil maskesi gerçekten işe yarıyormuş. Kuruttu ve patlattı. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatacağım. Biraz tuhaf bir lokasyon biliyorum videoyu kapatmak için. Ama zaten videonun editini bitirdikten sonra da yatacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Yarın yoğun bir gün olacak benim için. Size o yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.